Sevgili kardeşlerim, gerçekten bugün bir bayram yaşatıyor olmanın mutluluğunu taşıyorum. Çünkü bu yasal mevzuat bizi ne kadar patron gösterse de biz kendimizi asla size karşı patron hissetmiyoruz. Başından beri yoldaş hissettik, yol arkadaşı hissettik. Şimdi değerli kardeşlerim, Türkiye çok büyük bir değişimin eşiğinde. Türkiye büyük bir dönüşüm yaşayacak. Bunu hissediyoruz. Bunu görüyoruz. Ama bu sizin lokomotifi olmanız gereken bir dönüşümdür. Bunu niye böyle söylüyorum? 14 Mayıs sabahı eğer sizler gibi örgütlü olmadığı için yine emeği sömürülecek, yine yoksulluk çekecek, yine sefalet içinde hayatını sürdürmeye çalışacak insanlar devam ederlerse bu düzende hepimizin ekmeği zehir olur. O nedenle bu hikayeyi değiştirmek, örgütsüz olan emekçinin de emeğinin hakkını alması için mücadele etme sizin asli görevinizdir. Ben sizler için üzerime düşeni yaptım. Şimdi siz emekçi kardeşleriniz için üzerime düşeni yapacaksınız. Bunu yapmanın yolu emeğinize sahip çıkacaksınız. İşinizi, ben iş başkan söyledim, en iyisini yapacaksınız. En güzelini yapacaksınız. Ve sonuna kadar emeğinize de sahip çıkacaksınız. Örgütlü olmayan işçiye de, işsize de, yoksula da siz sahip çıkacaksınız. Dönüşümün öncüsü, değişimin öncüsü siz olacaksınız. O yüzden daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Değerli kardeşlerim, evet. Bunlar gibi daha çok bayram yaşayacağız. Daha çok bayram göreceğiz, göreceksiniz. İnşallah. Bu memleket değişecek ve daha çok bayramımız olacak. Ama önce şunu sözünü almak istiyorum sizden. Sevgili kardeşlerim, 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs sabahı o emekçinin emeğinin karşılığını alacağı, bugün sizin gibi bayram yapacağı bir gün yaratmaya var mısınız? Var! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Ben de size söz veriyorum. Bu son bayramınız değil. Daha yapacağız. Çok şey var. Hep beraber yapacağız. Hep beraber. Bayramımız kutlu olsun. Toplu sözleşme İzelman emekçilerine hayırlı uğurlu olsun, aileleriyle birlikte Allah yemesin nasip etsin. Ama istedik aldık, başkan da kırmadım verdi. Fakat önümüzde çok zorlu süreçler var. Karanlıktan aydınlığa giden yolda önümüzde bir seçim var arkadaşlar. Yerel yönetimler nasıl yönetilirse iktidarda öyle yönetilir diyoruz. O yüzden 1 Mayıs 14 Mayıs seçimlerinden önceki birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yani iktidarın değişme günü. Yani güzel günlerin yaklaştığı gün. Yani Tunç Başkan'ın bir şey değişecek, çok şey değişecek dediği gün. Bizden bak işçisi, direnişi simgesi.